Raif Vermiça 1950 yılında Prizren'de doğdu. 1974 yılında Prishtine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar hukukçu olarak çalıştı. Genç ve yetenekli bir Türk aydını olarak Türkleri temsilin çok önemli görevlerde bulundu. Genç bir politikacı olarak bir dönem milletvekili seçildi. Uzun yıllardan beri gazetecilik ve dergicilikle uğraşan Vermiça, 1990-1997 yılları döneminde Tan Gazetesi Müdürü ve sorumlu yazarı görevinde bulundu. Kosova Savaşı sonrası Yeni Dönem Gazetesi'nin kurucularından biri olan Vermiça, bu gazetede ve daha sonra açılan Yeni Dönem Televizyonu'nda da çalıştı. Bugüne kadar yayınladığı yüzlerce yorum ve diğer yazılarında, özellikle Burat Türk halkının güncel, duyarlı, çözüm bekleyen çeşitli konularına el uzattı ve okurların beğenisini ve takdirini kazandı. Özellikle Bura Osmanlı mimari eserleriyle örf, adet, gelenek, görenek, tek sözle medeniyetimizle ilgili araştırma yazılarındaki gözü pekliği ve eleştirisel yönüyle okurlar arasında büyük ilgi uyandırmıştır ki bu konuda bugüne kadar 25 kitabı yayımlanmıştır. Yayınlanan kitaplarından bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü de Kosova'da yayınlanmıştır. Bugüne kadar yayınlanmış olduğu yazılarında ve eserlerinde Burat Türk toplumun tüm fertlerini, yanı sıra insanımızın çağdaş yaşamla ilgisi olan her önemli konusunu veya olayını gazeteci gözü pekliğiyle ele almış, incelemiş ve değerlendirmiştir. Raif Vermiça 8 yıl boyunca Tan Gazetesi'nde, Savaş Sonrası, Yeni Dönem Gazetesi'nde, Yeni Dönem TV'sinde ve diğer dergilerde yayınlanmış olduğu makale, tefrika ve yorumlarında 80 kadar televizyon belgesellerinde, canlı yayınlarında Vermiça gurur, onur ve büyük kargaşalıklar dönemine göğüs germe gücünün imtihana koyulduğu vicdan buyruğu olarak bir gazeteci, araştırmacı ve aydın olarak ortaya çıkmıştır. Yaşadığı dönemin tanığı, gözlemcisi, eski veya yeni değerlerin yorumcusu ve eleştirmeni olan Vermiça, kendi kişiliğinin en özel sırlarını bile açıklayabilmek için kendinde güç bulmuş ve her zaman çeşitli yanıtlar peşinden yürümüştür. Genelde tüm toplumla beraberce, halkımızın da bu toplumsal olaylarla yan yana, kendi arasında var olan olumsuz durumun giderilmesinde yanıt aramakla yol göstermiştir. Vermiça yazılarında sözlerin büyüklüğüne duyarlı, ne tarihi ne de yek vücutlu olmayan bir ağacı sevmeye hazır olmadığının yanı sıra, İnsanların duygusallığını ve çetinliğini tanımayı beceren bir müellif olarak karşımıza çıkmıştır ve çok yönlü bir eleştirmenin ince duygusallığını yakalayan bir müelliftir. Vermiça genel olarak yazılarında ister politik, ister kültür ya da yazın sanat temelinde ön plana insan kişiliğini koyup bireyi topluma yararlı olarak yetiştirmek gereğini vurgulamıştır. İnsan birincil öznemiz olduğuna göre o öznenin gerek kendisiyle, gerek içinde barındığı toplumuyla, o toplumda paylaştığı ve diğer insanlarla kurduğu diyaloğun gündeme getirdiği çelişki ve çatışmaların hoşgörü bir hava içinde halledilmesi konusunda kendi savlarını öne sürerek insani insan kılan en önemli özelliğinde zaten onun kendisine, çevresine, içinde yaşadığı toplumuna karşı beslediği sorumluluk duygusu olduğunu da vurgulamıştır.
Vırmıç'a başta bir hukukçu, gazeteci, yazar, araştırmacı ve olaylar içinde de bulunan bir kişi olarak, her şeye karşın yeni yazılarında ve çalışmalarında da toplumumuzun arasındaki ayrımı vurgulayıp, bu ayrıma dur demekle herkesin yükümlü olduğuna ve bu yükümlülüğü her fertin bir görev olarak kabul edilmesine işaret etmeye çalışmaktadır. Yükümlülüğü Vırmıç'a bir dayatmanın ifadesi olarak değil, özgürce seçmenin, bağlanmanın ifadesi olarak ortaya koymaktadır. Vırmıç'a yazılarında artık nefretin sevgiyle değiştirilme zamanının geldiğini işaret ederken, halkımızın her zaman hoşgörü esen bir havada tüm sorunların çözülmesinden yana olduğunu da ileri sürmektedir. Vırmıç'a dünyamızın küreselliğe gitmekte olduğu bir dönemde ayrılıkların insanlığa yarar değil, zarar getireceğini örneklemekle ve belirlemekle önümüze çıkmaktadır. Bugünkü toplumda mevcut olan durumdan hareket ederek halkımızın önünde yeni fırsatlar ve imkanlar bulunduğunu vurgulayan Vırmıç'a, bu imkanlardan yararlanmakla halkımızın bir araya gelip benliğimizi yaşatmak çabasında başta öz desteğin hacetini ortaya koymaktadır. Son yıllarda yaptığı öğretmenlik, gazetecilik, araştırmacılık ve dergicilik işinden zevk duyduğunu, bu işte kendini bulduğunu belirten ve yorulmak nedir bilmeyen Vırmıç'a, bugüne kadar yayımlamış olduğu yazı ve kitaplarıyla kendini geniş bir kamuoyuna tanıtmış, araştırma sahasında da hiç şüphesiz büyük başarılar elde etmiştir. Onun eserleri hakkında yapılan sayısız olumlu değerlendirmeler bunu en iyi bir şekilde kanıtlamaktadır. Örneğin Vırmıç'a'nın Kosova Tekkeleri, Türbeleri ve Kitabeli Mezar Taşları eseriyle ilgili Sayın Tuğrul İnançer Efendi takdim yazısında şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Sayın Rey Vırmıç'a'ya yalnızca Kosovalılar, yalnızca Rumeliler, yalnızca Türkler, yalnızca sanat ve mimari meraklıları değil, bütün kendine medeni diyen fertler ve toplumlar teşekkür borçludur. Çünkü Rey Vırmıç'a'nın bu çalışması bir medeniyet mirasıdır. Bu yörelerde bu tür çalışmaların ilkini oluşturan bu eserlerin asıl ruhuna ve esas manasına nüfuz etmekle, Vırmıç'a sadece bu eserlerin değil, bu eserler sayesinde yüzyıllarca burada yaşamakta olan Türk halkının damgasını ve kimliğini de ortaya çıkararak çok güvenli kaynak eserleri yaratmıştır. Vırmıç'a göre bu eserlerin mevcudiyeti, buralardaki eskilerden sergilenen ve bugün hala devam eden Türklerin sanat dehasının ve buralarda önceleri vurulan Türk damgasının hala devam etmesinin en büyük kanıtlarından biridir. Bu topraklarda gazetecilik, yayımcılık, dergicilik, TV yapımcısı, yönetmen, tasavvuf düşünürü, besteci, derlemeci, eleştirmen meslekleri yanı sıra Vırmıç'a uzun yıllar Prizren'in fen, tıp, teknik ve ekonomi meslek liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak da çalıştığı dönemde yaptığı çok önemli çalışmalar ve hizmetler de şayana layıktır. Vırmıç'a kurduğu Kosova Türk Araştırmacılar Derneği Başkanı ve zamanında yayımladığı Medeniyet Araştırma Bilim Dergisi'nin yazı işleri müdürüdür. Vırmıç'a genç yaştan günümüze kadar çok yönlü bir sanatçı olarak kültür ve sanat alanında da büyük hizmet vermiş, müzik hayatında yüzlerce temsil ve festivallere katılmış, genç sanatçılar yetiştirmiş ve çok sayıda ödül ve takdir kazanmıştır. Vırmıç'a'nın 2014 yılında kurduğu ve başkanı olduğu Prizren Recep Hulusi Efendi Kültür ve Eğitim Vakfı çerçevesine yürüttüğü çalışmaları da halkımızın ve geniş kamuoyunun dikkatini çekmektedir.
Prizren Şeyh Recep Hulusi Efendi, Melami Tekkesi Efendisi olarak görev itibariyle Kosova topraklarında tasavvufi alanına da el uzatıp araştırmalarında yeni bir ufku açarak Kosova'daki diğer dini kurumları gibi tekkelerimizin ve tasavvuf kültürünün önemini toplumumuza ve geniş kamuoyuna teşhir ederek muhtelif faaliyetleriyle önemli başarılarla yol kastetmektedir. Özellikle Osmanlı döneminde Kosova'da yetişen büyük divan şairlerimizin divanlarını inceleyip bu divanlardaki eserlerinin özellikle de ilahilerin bestelerini ve derlemelerini yapıp tasavvuf alanındaki kültürümüze, sanatımıza ve tasavvuf Türk edebiyatımıza yeni halkalar eklemekte çok büyük başarılara imza atmaktadır. Bugüne kadar ister Türkiye'de ister Kosova'da ve diğer Balkan ülkelerinde 50 kadar uluslararası sempozyuma katılan Vrnića, uzmanı olduğu alanlarda sunulan konular yanı sıra Kosova'da tasavvuf kültürü üzerine önemli makale ve bildiriler sunmakta çok başarılı olmuştur. Bu bağlamda Vrnića 60 kadar ilahi bestesine imza atmış ve Kosova tekkelerinde 150 yıllık bir zaman diliminde okunulan veya bugün unutulan yaklaşık 200 ilahi derlemesine ve onların seslendirmesine imza atan bir tasavvuf düşünürü, araştırmacı, sanatçı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmalara eş değer Prizren'de Osmanlı döneminden kalan eski Prizren türkülerinin de hikayeleriyle birlikte derleme ve beste çalışmaları da halkımızın dikkatini çekmektedir ve şayana layık görülmektedir. Bugüne kadar Prizren'de hiç duyulmayan ve derlenmeyen 30 kadar yerli Prizren türküsünü gün yüzüne çıkarmakla bu alanda yeni bir araştırma ufkunu açmıştır. Bugün ise Vrnića çok aktif bir emekli olarak aynı alanlardaki çalışmalarını hala devam ettirmektedir.